Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Umutlarınızdan nail eylesin. Korktuklarınızdan hususu muhafaza eylesin inşallah. Allah'ın gölgesi Allah'ın kuludur. O bu dünyada ölmüştür. Allah'la dirilmiştir. Hiç ilişkilenmeden çabucak onun eteğine sarıl da ahir zaman fitnelerinden kurtul. Allah gölgeyi nasıl uzattı demişti ya ayet-i kerimede. Bu erenlerin varlıklarına işarettir. Çünkü eren Allah güneşinin ışığının kılavuzudur. Allah güneşinin ışığına kılavuzdur. Bu kılavuz olmadıkça bu ovada yola düşme. Halil gibi ben de batanları sevmem de. Allah'ın yeryüzünde gölgeleri vardır. Oysa Allah zat itibariyle cisimden münezzehtir. Ama Cenab-ı Hak kendi varlığını, kendi birliğini, kendisinin var olduğunu insanlara öğretmek için peygamberler göndermiştir. Peygamberlerin hepsi de Allah'ın varlığını, birliğini, tekliğini, sıfatlarını, hükümlerini insanlara anlatmışlardır. Ama sonuçta peygamberlerin ilki ve sonuncusu olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu dünyadan zahiren göç edince Cenab-ı Hak peygamberlerin yerine Allah dostlarını, Allah erlerini göndermiştir. Bu tabi peygamberlerin zamanında da veliler var idi. Veliler peygamberlerin zamanında yoktu diye böyle bir şey konuşmamız mümkün değil. Ama peygamberlerden sonra da bu veliler devam etti. İşte Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri diyor ki onlar bu dünyada ölmüşlerdir. Bu dünyada ölmüşlerden kastı onların dünyaya karşı olan sevgi ve meyilleri yoktur. Onlar dünyaya meyletmezler. Dünya için ahiretlerini terk etmezler. Hani Hazreti Ebubekir Efendimiz için yaşayan ölüdür dedi ya, bununla alakalı. Onlar dünyaya karşı muhabbet beslemez. Onlar dünyayı sevmezler. Dünyadakiler farklı bir şeydir. Dünyayı sevmek farklı bir şeydir. Dünyayı sevmek, dünyada makam peşine koşmaktır. Dünyayı sevmek, dünyada mevki peşine koşmaktır. Dünyayı sevmek, dünyada mal biriktirmek, mülk biriktirmek, para biriktirmek için haram helal tanımamaktır. Dünyayı sevmek, o kadın senin mi değil mi, nikahlın mı değil mi bakmadan bütün önüne gelen kadına veya önüne gelen erkeğe sarkıntılık etmektir. Dünya sevgisi bu manada sevgilerin en aşağısıdır. En aşağısı. Dünya sevgisi bir kimseyi helamdan, haramdan, o duygudan uzaklaştırır. Dünya sevgisi insanların Allah'ın çizgisini aşırttırır. İşte bir kimse eğer ki Allah'la dost olacaksa bu sevgilerden geçmesi gerekir. Bu putları kırması gerekir.
Eğer bu putları kırmazsa o kimse Allah'a dost olamaz. Bunların hepsi de insanın içerisinde gizli puttur. Belli olmaz. Bunlar böyle zahiren görünmez. O kimsenin makam peşinde koştuğunu maddi manevi bilemeyebilirsin, göremeyebilirsin. O kimse bunu içinde saklayabilir, gizleyebilir. İşte bir gün çavuş olurum, üstad olurum, şeyh olurum, halife olurum diye namaz kılar. Allah muhafaza eylesin. Bir gün müdür olurum, amir olurum, bir gün genel müdürüm olurum diye helal haram tanımaz. Orada ben yükseleceğim diye her türlü alevereyi, talevereyi çevirir. Veyahut da bir kimse bir kadına sahip çıkmak için her türlü alevereyi, talevereyi çevirir. Kadın onu yıkar. Kadın evlidir, çoluğun çocuğu vardır. Kadını boşatır kocasından, kendini nikah alacağım diye uğraşır. Veyahut da kadını nikahlamadan kendisine eş etmeye çalışır. Bunlar bu yolun tehlikeleridir. Sufi yolunda gidecek olanlar bu noktada kendilerine çok dikkat etmeleri gerekir. Dünya de dünya olarak nitelendiren enteresan bir şeydir. Mesela tenakuz gibi gelir. Zıttınaymış gibi. Dünya Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mal sevgisi, mevki sevgisi ve kadın sevgisidir. Bu üç şey ümmetimi helak edecekler. Başka bir hadis-i şerifte de dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. İyi kadın, güzel koku, gözümün nuru da namazdır der. Bir tarafta kadın sevgisini aşağılarken bir tarafta da kadın sevgisini yüceltir. Aşağılattığı şey bir kimsenin zina etmesidir. Aşağılattığı kadınla alakalı şey o insanın, çok affedersiniz, kovarda bir zihniyetle kadından kadına koşmasıdır. Elin namuslu kadına, kadınına, elin namuslu insanına dil uzatmak, onu bu noktada ifsad etmeye çalışanlardır. Allah muhafaza eylesin. Oysa öbür tarafta dünyanızdan bana kadın sevdirildi derken, onda iyi kadın derken helal kadın. Helal kadın. O zaman demek ki o Allah'ın gölgesi hükmünde olan veliler bu üç sevgiden geçmiş olacak. Sufiler bu üç sevgiden geçecek. Dünyayı sevip tamah edip helal haram dinlemeden yutmayı, makamı haram helal demeden geçmek için uğraşmayı ve helal haram demeden kadınların peşinde koşmayı terk edecekler. Eğer bunları terk edemezlerse onlara velilik tacı giydirilmez. Eğer onlar bu sevgilerden geçmezlerse onlara velilik cübbesi giydirilmez. Onların avamdan bir farkı kalmaz. Onların normal bir insandan farkları kalmaz. Allah muhafaza eylesin inşallah. İşte bir kimse böyle bir noktaya geldiyse ve ondan velilik nuru saçılıyorsa, ondan velilik kokusu alınıyorsa, insanlar onu rüyalarında görüyorsa, hallerinde görüyorsa ve insanlar onu manen bir eğitici, manen bir tebliğci, manen bu noktada kalbi ilimleri tedrici tedrici verici olarak görüyorlarsa rüyalarında, hallerinde, Hazreti Mevlana diyor ki onun eteğine hemen yapış ve o ahir zaman fitnelerinden kurtul. Onunla ahir zaman fitnelerinden kurtul. Enteresan bir şey. Bakın Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri vefat edeli 738 yıl geçmiş. Mesnevi'yi ömrünün son döneminde yazdırdığı kitaptır. Mesnevi. 735 diyelim. 735 yıl önce yazılmış.
bunu öyle bir zat bul, ahir zaman fitnesinden kurtul diyor. Bundan 700 yıl önce yaşamış, bundan 38-40 yıl önce yaşamış, 38-40 yıl önce yaşamış, 50 yıl önce yaşamış ve mektubatını yazmış olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, mektubatın 29. mektup, 9. kısım, 8. terliğinde diyor ki, bir kimse muhakkik alim zat olsa, tarikattan nasibi olmadıysa, bir tarikat ehli olmadıysa, bir üstada bağlanmadıysa veyahut da kalbi harekete geçmemiş ise bugünkü deccaliyetin karşısında kendisini muhafaza etmesi müşkilleşmiştir der. Bundan 735 yıl önce Bediüzzaman'ın sözünün özünü söyler Hazreti Mevlana. Der ki, sen bir mürşide, bir veliye bağlan ki ahir zamanın fitnesinden kurtul. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinden 700 yıl sonra gelen Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de aynı sözü söyler. Ve der ki, sen bir üstada bağlan. Eğer bir üstada bağlanmazsa, kalbin harekete geçmemişse, bugünkü zındıkanın karşısında imanı muhafaza etmen müşkilleşmiştir. 700 yıl önce Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin söylediği sözün 3 aşağı 5 yukarı aynısını 700 yıl sonra Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de söyler. Kıymetli dostlar, eğer ki bir kimse bir velinin eteğine yapışmadıysa, eğer bir kimse bu manada yolu bir velinin yoluna uğramadıysa, onunla bir yolda paralel noktada kalmadıysa, bugünkü zındıkanın karşısında kendisini muhafaza edemez. Bugünkü ahir zaman fitnelerinden kendisini muhafaza edemez. Ama o veli bir mürşid-i kamil olmalı, o kimse veli mürşid-i kamil olmalı ve aynı zamanda da o kimse, o derviş dinlemeli. Nefsinden hareket etmemeli. Kendi hevasından davranmamalı. Kendi hevasından davranıyorsa, nefsinden davranıyorsa onun bağlılığı bağlılık değildir. Allah muhafaza eylesin. Allah gölgeyi nasıl uzattı demiş ya Kur'an-ı Kerim'de. Bu erenlerin varlıklarını işarettir. Çünkü eren Allah güneşinin ışığına kılavuzdur. Bu kılavuz olmadıkça bu ovada yola düşme. Bir veliye intisap etmeden, bir mürşid-i kamile intisap etmeden ben tarikat hayatı yaşayacağım deme. Bir mürşid-i kamile bağlanmadan ben bu yolda giderim deme. Benim üstadım öldü, vefat etti. O bana yeter. Onun kılıcı şimdi eskisinden daha keskin deyip de kendini aldatma. Başkalarını da aldatma. Vay bizim üstadımız son mürşid-i kamildi. Son veliydi. Ondan sonra veli gelmeyecek deyip de küfre de düşme. Neden küfre düşme diyorum? Son veli dediğinizde Allah'ın el-veli ismi şerifinin tecelli etmediği manasına gelir. Allah müminlerin velisidir. Ama Allah ayet-i kerimede de yeryüzünde o veliler mahcup da olmayacaklar, mahzun da olmayacaklar demiş. Kim bunlar? Bu ayet-i kerimenin tecelliyatı mı bitti o zaman? Allah muhafaza eylesin. O yüzden bu yolda gidecek olanlar, bir tarikat, bir tasavvuf yolunda yürümek isteyenler, ben bu yolda giderekten Allah'ı seveceğim, bu yolda giderekten nefsimi tezkiye edeceğim, terbiye edeceğim, bu yolda giderekten ben nefis meratiplerini geçeceğim, bu yoldan giderekten ben ruhumu seyri sülük ettireceğim,
bu yoldan giderek giderekten o kalbi mutmainne olanların haliyle halleneceğim diyenler muhakkak ve muhakkak bir veliye, bir mürşide kamile bağlanmaları gerek. Yoksa onlar yollarını şaşırırlar. Yoksa onlar yollarını sapıtırlar. Yoksa onların yolları, Allah muhafaza eylesin, çıkmaz sokaklara döner. Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'i bu halden korusun inşallah. Delilsiz hiçbir yol gidilmez. Cenab-ı Hak kendi yolunu peygamberlerle delillendirdi. Kitaplarla peygamberlerini delillendirdi. Cenab-ı Hak peygamber gönderdi. Her peygamberi de kitapla delillendirdi. Bir emirle, bir suhufla, bir sayfayla onları delillendirdi. Delillendirmediği hiçbir peygamber yoktur. Nasıl o peygamberleri delillendirdiyse tarikat yolunu da tasavvuf yolunun da delili o veliler, o mürşidi kamillerdir. Allah muhafaza eylesin. Halil gibi ben de batanları sevmem de. Halil gibi ben de batanları sevmem de. O zaman senin o yolun apaydınlık yol olsun. Sen sahte putların peşine takılma. Gönlündeki sahte putlara bakma. Kalbindeki o heva ve hevese bakma. Kendi aklının sana emrettiklerine bakma. O yüzden onların hepsi de gelip geçici, hepsi de batıcı şeyler. Tabi olacak olduğun şey hiç batmayan velilik nurudur. Tabi olacak olduğun şey yeryüzünde din olarak Kur'an ve sünneti kendine dini yol olarak seçmen, din olarak İslam'ı, yol olarak Kur'an ve sünneti, tasavvufi delil olarak da bir velinin peşine gitmeyi kendine hüccet say, delil say. Allah bizleri onlardan eylesin inşallah. Gölgeden çık, gölge yüzünden bir güneş bul. Padişah Tebriz'i Şems'tir, onun eteğine sarıl demiş. Vesselam. El-Fatiha, ma salatı.